Hepinize selam dostlar. Hepinize yeni video hoş geldiniz. PC Building Simulator 2 devam bölümüyle devam ediyoruz. Artık bölümler ara ara atacağım. Yani böyle çok özel bir görev olduğu zaman, çok böyle ilerleyen seviyelere geldiğimizde muhtemelen daha hızlı devam edebilirim ama oraya kadar kendim oynamaya çalışıyorum. Birazcık oyunu ilerletmeye çalışıyorum. Oyunda inanılmaz derecede bug'lı. Yani böyle bir bug yok arkadaşlar. Yani o kadar boktan bug'lar var ki oyunun, anlatamam. Yani o kadar saçma yerlerde kilitlenip kalıyor ki Alt F4 çekmek dışında hiçbir çareniz kalmıyor, yani öyle söyleyeyim genelde. O yüzden yani zar zor oynayabiliyorum kendim bile. O sebepten ötürü böyle bir zorlana zorlana devam ediyorum. Bugün sırf o bug'lar yüzünden bilgisayarı aç kapa yapmak zorunda kaldım. Oyunu 4 kere başta tekrar kapatıp açmam lazım. Ve Epic Games'te bu oyunu açıp kapamak var ya, ömür istiyor yani. Öyle söyleyeyim size. Kırmızı istiyormuş kasasını. Aynı anda da sanıyorum ekstra talepler vardı bu arkadaşımızın. Bugünün bölümün konusu şu olacak. Hayatımda hiç görmediğimi oyunda görmüş oldum. Belleklerin su soğutma sistemi. Yani belleğe su soğutma uygulaması. Yani ekran kartını, işlemciyi biliyordum, görüyordum ama belleğe de yapıldığını biliyordum ama hiçbir şekilde görmedim. Oyunda birazcık daha tatmış olacağız bunu. O sebepten ötürü size de göstermek istedim bunu. Ne diyor abi? Red case, I could Fall Guys on the... Okay, Fall Guys yükle diyor. Kırmızıya boya diyor. Bunu yapabilirsin değil mi diyor. Evet diyor. Sonrasında tabii ki de mavi kablolar diyor. Mavi plastik kablolar olursa harika, ötesi olur diyor. Yani o kadar çok talep var ki arkadaşın. Maşallah. Şimdi sana gelelim. Sökmeye başlayalım. Doğru koydum kasa inşallah. Gerçi aynı yönde çıkıyor. Ondan sonra kabloları da sökelim. Çünkü mavi kablo istiyor. 5 yıldız almak için. Ya da tam tersine hiçbir şey yapmayıp 1 yıldız alma başarım vardı ya. 1 yıldız alabilir miyim acaba? Onu düşündüm şimdi. Dur bakayım. Deneyeceğim şansımı. Fall Guys'ı falan da kurmayacağım. Bunu da kırmızı yerine çok farklı bir renk boyasam. Sallıyorum, yeşil. Yeşile boyayayım. Görev iptal olsun. Bu şekilde teslim edebilir miyim ama ondan emin değilim. Ya yani bir yıldız almak için ne yapman lazım? Parçalarını da değiştiremiyorsun yine. Öyle de bir durum var. Sıkıntı oluyor. Alıp da daha kötü bir parça koysam bir yıldız verir ama kasanın eksik tamamlanmadı falan deyip iptal ediyor. Şöyle bıraktım yeşil. Bu görevi gönderemiyorum ki. Yok, olmuyor. Tüh be. Saçma mı ya? Yani bir yıldız almak için ne yapman lazım o zaman? Ya kırmızıya boyamadan da bırakamıyoruz. Gel hadi kuralım. Şimdi mavi plastik kablo istiyor benden. Bir bakayım bende mavi plastik kablom var mı? Cables diyelim. Şuradan blue'yu seçelim. Plastik mavi. Normalde hepsinin standardı olurdu ama yokmuş. Direkt yarın gelmez herhalde değil mi? Kablolar çünkü genelde direkt geliyor ama. Galiba yarın mı gelecek? Yarın gelirse direkt şu bellek görevine geçeceğim. Dur. T'ye basalım. Pardon. Şuradan seçeceğiz. Yarın geliyormuş. Allah sizi... Neyse kalsın o zaman. Asıl görevimize geçelim. Bu arada satın alınıp yapılması gereken işlerde bayağı ilerlettik. Bayağı para fazla gelmeye başladı. Bunun sorunu neymiş? Bunun sanıyorum ekran kartı değişmesi gerekiyordu. 1080 Ti'li sistem olması gerekiyor hatırladığım kadarıyla. Bakayım. Grafik kartları 1070 Ti'ler almışım 2 tane. Elimde kullanılmış var 1080 Ti. Aynen bu onun da 1070 Ti'ler niye bende var? Onu tam olarak idrak edemedim. O zaman buradan bir tane de 1080 Ti sipariş edelim. Çok da pahalı, 825 dolarlık bir kart. Bu da gelsin abi yarına. Başka eksiklerim de eminim olacaktır. Onları da taksit söyleyeceğim artık. Intel Pentium 6400 diyor. Bak bu da kötü aslında. Bunu da değiştirebiliriz ama ha, bu satın alınma bir bilgisayar. Görev bilgisayar değil.
6400 ha? Ne kadar satabilirim acaba bunu? Komple değiştirsek 6400 ay 99 ne? 6400 ne kullanıyormuş? LGA 1151 soketi kullanıyor. Skylake bir de 1200 de olabilir diyor. Ha bizdeki G6000'di galiba değil mi? Bakayım. Aynı G6000. G6000 ise LGA 1200 kullanıyor. Çok eski bir işlemci be. O zaman şöyle yapsak. Anakartın uyumu ne olur? Onu da bilmiyorum. Yazılımsal olarak. Yani güncel bir işlemci alanı diyeceğim de en iyisi de 6600 gözüküyor burada. Bir tane de 6600 mü söylesek? Hadi bunu da söyleyelim. İşlemcisini de yenilemiş olalım. Şurada sattığım bilgisayarların parasını alayım. En güzel iş burada yemin ediyorum size. Yani bilgisayarlara kasıyorum. Çatır çatır güzel oluyor. Bu arada Shop and Sales şu şeyi gösterecektim dur. Bunu yayında göstermiştim ama bilmiyorsanız diye oyunda böyle ufak da olsa perk sistemi yani karakteri ve yaptığımız işleri hızlandırabileceğimiz şeyler var. Bunlar işte boltu açma sökme kablo otomatik bağlanması kablonun daha hızlı sökülmesi takılması gibi farklı prosedürlerde farklı seçeneklerde hızlandırma aşamalar var 6 tane. Bunların her birini 2000 dolarla alıyorsunuz. Yani toplam 12.000 dolara. Pardon, 6 doğru 12.000 dolara hepsini almış oluyorsunuz. Bu sayede de kablolarınız otomatik bağlanıyor, boltlarınız otomatik açılıyor. İşte kablolarınız farklı içerideki kablolarınız da kimi zaman otomatik bağlandığı oluyor galiba. Hızlı kurulum sistemi yani bir şeyler söküp taktığınızda daha hızlı hareket ediyor vesaire vesaire. Böyle durumlar söz konusu. Bunlar için geliştirmiş oluyorsunuz. Bu bilgisayarın parçası da bunu halledeceğim birazdan. Water cooled motherboard diyor. Tamam bu da gelsin. Oo anakart hadi şanslısınız ha. Bu bölümde de maşallah. Yok yok. Şimdi özel bir tane şey alacağız. Water cooled RAM değil tabii ki de. Motherboard için. Buradan göreve bağlıyorsunuz direktmen. Bir tane de böyle su haznesim diyelim. Sıvı haznesim diyelim. Su değil sonuçta oradaki. Bir de özellikle böyle fan alma gerekiyor mu acaba? Onu düşündüm bir. Burada bir öğretiyor. Bunu da aldım. Bu da yarın geliyor. Okey. Başka ne var? Görevlerde hemen hızlıca bakalım. Upgrade diyor. Cinebench score'um 4426 olsun diyor. Water cool tem. Okey. Bir de üstüne tema kurmamızı istiyor. Bunu da hallederiz. Yaparım. Getir bakayım. Şunu kapatayım. Satın alacak bilgisayarlar bakayım. Çok pahalı bilgisayarlar geliyor bazen böyle 6-600 dolar falan diye. Olabildiğince pahalı sistemler almaya çalışıyorum ki pahalıya satalım. Onlarda kar marjı çok yükseliyor. Ondan ötürü. Tamam herhalde her şeyi hallettim. Bir tek sen varsın. Sana kurulacakları kuralım. Fall Guys'ı kurmam istedi. Ya bunun kablosu da var değil mi bir de? Aa, unuttum onu bak. Ekran kartının bir tane kablosu bağlanmamış. Neyse kapağını açık kalsın da çünkü yarın şimdi yine halledeceğiz bir şeyler ekleyeceğiz çıkaracağız. Seviye 10 oldum. Daha nereye kadar gider bilmiyorum bakacağız. Al sana Fall Guys neredeydi? Şuradaydı. Hadi gözün aydın. Bu arada elektrik faturası geliyor oyuna. 540 dolarlık elektrik faturası gelmiş. Ve şöyle not düşmüşler artık. Biraz şey yap istersen. Kapat elektriğini. Giderken falan diye. Gerek duymuyorum. Şimdi önce zaten halihazırda gördüğünüz gibi sistem sıvı soğutmalı. Ekran kartı, işlemci sıvı soğutmalı. Belleği ise değil. Diyor ki artık belleği de sıvı soğutmalı yapalım. Bütün belleklerin kilidini açıyorum. Bu arada sakın ola sakın şu yönlendirmelerinde farklı iş yapmayın. Yani şuradan şunu açayım yok bunu açayım demeyin. Çünkü inanılmaz bug'dı bu tarz özellikle öğrettiği görevler. Yönlendirme dışında başka bir şey yaptığınız zaman bittiniz demek. Şimdi burada diyor ki aslında water cooled masaya gel. Bunu size anlatmıyor ama. Dörtlüm olsun, ikilim olsun diyor. Bizde dört tane kart var. O yüzden dört seçeneği çıkıyor sadece. İki seçeneği yok. Belleğimiz. Sonra böyle çıkarıyorsunuz.
Mis gibi takır takır düşüyorlar. Çok tatlı değiller mi? Sonra buradan geliyoruz. Termal petlerini çıkarıyoruz. Onun yerine sıvı temasına karşı etkileşime girmeyeceği özel termalleri herhalde bağlıyoruz, yapıştırıyoruz. Aynen öyle. Çok iyi değil mi ya? Bak böyle şeyleri öğrendikçe, gördükçe bunlar hoşuma gidiyor oyunda. Çok hoş. SS de alamıyoruz bak. Bu Epic'te. Allah seni. Neyse bilmiyorum. Vardır eminim tuşu da. Ve üstüne kasayı oturtuyoruz. Ondan sonra hepsini kitleyen bir kasa oturtuluyoruz. Gördüğünüz gibi bir sandviç misali. Üçlü dörtlü aşaması var. Blok halinde. Sonra onu da komple içeriye koyduk mu? İş biter. Direkt blok halinde dördü bir yerde kutunun içinde. Bellekler yerine oturttuktan sonra artık sıvıyı boşaltacağız önce. Çünkü tekrardan bir işlem yapacağız. Bütün boruları söküp tekrar yeni boru bağlantısı kuracağız. Şimdi nereden oradan başlayalım? Tamam. Bir buradan alıyoruz. Buraya bağlıyoruz. İki buradan alıp buraya getiriyoruz. Üç ve en sonunda ekran kartından işlemciye bağlıyoruz. Bütün sirkülasyon tamam. Hangi rengi istersin diyor. Bir renk seçeneği sunmadı sonuçta. Genelde zaten çok bir seçenek yok. Belirgin renkler mor, kırmızı, mavi, yeşil. Gerisi çok belirgin değil. Herhalde tamamız. İyisin kendi olsun. Tamam mıyız hocam? Heh, sıvı geldi. Okey. Bağlanacak bir kablo yok herhalde. Ben direkt P'ye basayım. Bilgisayar çalışsın. PC parts'a geçip eksiklerini tamamlayalım. Yani kasayı. Bizim yarışmacının bilgisayarı. Hep gönderir kendisi. Başka bir şey istiyorum bakayım. Game to play. Super Lord Drive Online. Have you heard of it? Okay. Yani. Oyunu sarmış da benlik bir durum yok. Okey, oyundan bahsediyorum. Bu oyunu oynamak için böyle bir şey istiyor. Herhalde bellekler birazcık şey kaldı. Yani belleklerin oyuna etkisi çok çok azdır ama. Haydi bakalım. 5 yıldızımızı buradan da kaptık. Artık eve gidebiliriz herhalde. Çünkü bunların hepsi yarın gelecek. Sen sipariş verdik. Sen de geldik. Sen zaten buradasın ama senin kablon eksik. Plastik mavi kablosu var hatırlarsanız. Şurada aynı değişmedi. Günlük değişiyor sanıyorum. Şimdi elektrikler kapatsam iyi bari. Bütün elektrikler bir sisteme bağlanmış. Bunu da kapatalım. Ha, okey. Herhangi bir yerdeki ışık açma kapama butonuyla hepsini kapatıyoruz. Bayağı bir ağır açıldı. Böyle tasarruf ediyormuşuz. Oyun bize bunu gösteriyor. Şimdi bizim şuradaki 1080 Ti vardı. Bir de işlemcisini de değiştirdik onu. Yani değiştireceğiz. O yüzden hemencik açayım. 6500 mü aldık? 6900 mü aldık? Ne aldık? Onu bir takalım. Umarım uyumludur. Uyumsuz olma potansiyeli de var çünkü. 6600'müş aldığımız. Yazılımsal ya soket uyduktan sonra sanki yazılımsal hiç problem olmuyor gibi geldi bana. Cooling. Bu da kötü ya. Daha düzgün elimde de cooling yok. Neyse bunlar aslında 50 dolarlık olanlar. Çok da kötü sayılmaz. Bakmayın fiyatın çok çok ucuz olduğunu. Kendi soğutucusunun fiyatı zaten çok pahalı olmadığı için ondan o fiyat öyle. Sıfır bile 50 dolarken kullanılmış. Tabii 17 dolar oluyor yani o mantık. Çalıştıralım bakalım. Başka bir eksi yok kasanın. Kablosu dışında tabii. Tamam. Şimdi oldu. Şuradaki mavi kablo işini de çözelim. Bu
Bu kablolar da ona göre mi oluyor acaba? SATA'lar da çıkaralım. Tamam, sanıyorum kablo işi tamam. Buradan mavi seçelim. Her şeyi mavi istedi. Kardeşimiz kasa kırmızı, içi mavi. Tamam. Her şey okey gözüküyor. Çalıştıralım. Geri kalan eksiğini de oturtalım. PC de çalışır vaziyette. Artık geri koyabilirsin diyor. Kırmızının hangi tonu bu bilmiyorum. Böyle açıdan açıya göre kırmızı turuncu arası da gidip geliyor. Beğendin mi bakayım? 5 yıldızlık kasanı. Varkoholiç mi? Ne yazdı orada? Sen tamamsın herhalde. Bu benim kasam. Satıyorum arkadaşlar. 2200 işte. Böyle olunca güzel oluyor karlar. 2600 dolar diyorum. Hala 80 altına inmiyor. 2750 dolar diyorum. 79'a koyuyorum. Çok güzel kar var gördüğünüz gibi. Bir kasadan. Böyle işler oldu mu mis mis. Şimdi bu water cool, bu upgrade. Önce upgrade yapalım. Gerçi onun da parçasını sipariş vermemiz gerekecek upgrade yapmak için. Dur. Hiç açma abicim sen onu. İlk başta Cinebench'i kuralım. Neye ihtiyacımız var? 4426 puanı almak için ona bakalım. Sadece ekran kartıyla çözülüyorsa elimde olan ekran kartlar var. Belki onlarla iş çözülür. Kur abicim programı. Multi core mu single core mu? Ona bakmadım bak. Şimdi dur şurada yazar. Multi core da istiyormuş. O zaman CPU'ya basalım direkt. Tek çekirdek ve çoklu çekirdek. Yalnız çok hızlı gidiyor ya. Hızlı baya. Ufak güncellemeyle toparladılar mı buradaki süreç? Çok bekliyordum ben, hatırlıyorum yani. Ya da bilgisayar inanılmaz güçlü. Ama ekran kartına falan baktığımda hiç öyle bir güçlü bir MR yoktu orada. Belki de multi-core olduğu içindir. Multi-score diyorum abicim. Niye yanaşamıyorum ben buna ya? Niye yaklaşamıyorum? Eskiden bir daha yaklaşamıyor muyduk? 4324 puan aldık da 4426 istiyor. Ryzen 3600X varmış. Cinebench'te sadece işlemciyi etkiliyor galiba. Cinebench'te çok çok RAM yok ondan dolayı. 1900X'li sistem 4418 alıyor. Daha eski olmasına rağmen, ama biliyorsunuz 1900X sanıyorum 8 çekirdekten öte 10 çekirdek bile olabilir. Çünkü bende 1800X var, 8 çekirdek. 1900X'i bilmiyorum. Daha iyidir diye düşünüyorum. 1600X oldu mu 4500'lere çıkıyoruz. Yani altyapı destekliyorsa 1600X değerlendirilebilir gibi geliyor. Yok ya, çok sağlammış soğutucu son. İşlemciyi değiştireceğiz. 3600 yerine 5600 koyacağız. Bakayım dükkana bakalım. İşlemciler diyelim. AM4 diyelim direkt. Biraz aşağılara kayalım. 5600X 200 dolar. 1700X, 3800X var. 3800X 8 çekirdekmiş aslında. Böyle bir şeyle de riske girilebilir. 3600 6 çekirdek. Fazladan 2 çekirdek acaba bize o puanı getirir mi? 5600X'te 6 çekirdek ama daha güncel bir işlemci. Ama 5600 ne kadar? 200. Bu ne kadar? 3800. Aa, abi 5600 de mevzuyu çözelim. Ama 300 dolar vereceğim galiba. Şöyle bir yapıştıralım bunu. Başka. Güzel şeyler gelse şurada bilgisayarlar.
Direkt onları da alacağım. Bütün siparişleri vereceğim. Gün içerisinde hepsini getirdiğim için 100 dolar bir şey değil yani. 4 parçada 25'er dolar oluyor fark. Ama tek parçada 100 dolar ödediğin zaman üzücü oluyor yani. Gel bakalım. Sıvı soğutmalı anakart. Bir de bunu görelim. Uninstall motherboard. Tamam, her şeyi söküyorum. Burada anakartımızı koyalım. Ay çok tatlı göründü be. CPU ve VRM diyor. VRM dedi. CPU ve genel hepsi mi demek ki oluyor? oturttuk. Waterblock. Okey. Animasyonlar çok tatlı. Bitti. Bunu da kaldıralım. Soğutma gelecek. Böyle oturtalım. Şimdi geri kalanını koyabilir miyiz? Önce bunları oturtacağım diyor. Oo, oraya mı koyacağız? Kasanın tabii konumuna göre sanıyorum. Çeşidine göre. Şimdi oraya koyalım. Çok güzel bir mantık ya. Yani hava ile falan işiniz yok direkt. Fanlarla, sesle falan hiç işiniz olmuyor. Beyaz koyalım hadi. Doldur. Aa, durdu. Şeyini kontrol etme durumu olması lazım aslında. Yani basınç metreyle içeride hava var mı yok mu şeklinde kontrol ediyor olmamız gerekiyor. Direkt hop diye yapıştırıyoruz. Niye eklememişler bu detay bilmiyorum. Gerisi ben de sanıyorum. PC parts'a geçebiliriz. Grafik kartı 1080 Ti mi çıktı bunların? Bakmadım bak. Tamam, 1080 Ti çıkmış çünkü fiyatı yazmıyor. Belli ki bunun parçası. Başka ne kaldı? Bellekler. Onlar bende kalsa. Ben bunları kapamamıştım ama. Ne modaydı bu şeyler, bellekler ya. Böyle seçtirmiyor. Normal direkt yeşil olması lazım. Tak tak diye gidiyor olmamız gerekiyordu. Şöyle ön tarafı kapatalım. Sonra yan panelde koyup bilgisayarı bir çalıştıralım bakalım. Arayüz açılıyor. Windows'a bağlanıyorsa, Office çalışıyorsa problem kalmadı. Missing cables diyor. Anladığım kadarıyla ekran kartının kablosunu yine bağ Yo, bağlı. Bir tanesi unutulmuş. Burada mavi kablo bağlamışım. Aslında beyaz kablo bağlasak ya. Herhalde tamamız. Artık kapatabilirim kasayı. Güzel oldu. Başka ekstra bir şey istiyor mu? Kind Water Cool Motherboard falan module. VRM'de kapat istemiş. Tamam, onu hallettik zaten. Okey. Tamam, bir şey istemiyor ya. Bu işte tamam. Haydi geçmiş olsun. Alayım paramı. 11. seviyede olduk. Evet, bir senin işlemci kaldı galiba, değil mi? 5600 söyleyemedik. GPU Tuner Application dedi. Şunları alışamıyorum. Direkt tak diye tamam deyip geçiyorum da. Bakmak lazım, okumak lazım orayı. Şimdi son bir görevimizi de yapalım o zaman. 5600'ü direkt direkt normal kendisi yok niyeyse. Bir dakika, bir dakika. Zaten halihazırda var. Zaten para çok kazanıyoruz yani. Aynı gün söylesek de zarar etmeyiz. Şunu ben de alayım. Bir de o da yeterli olmuyormuş. Ama ben onu her türlü değerlendiririm. Sağlam işlemci. Cooling kendisi kendinki bu mu? Kendinki ha, bu pardon. Az kalsa yanlış bir şey takıyordum ben. Ay dur, termal unuttuk. Macun. Macun hocam. Kapat şu kapağı ya. Ya gözükmüyorsun ki yani.
Removed'da olması lazım. Install'da da olmuyor. Buradan çıktı. Oraya mı gideceğim? Buradan değil o. Oradan hallediyor olmam lazım. Allah'ım ya. Kusura bakmayın. Bu arada öksürüyorum ediyorum da. Şifayı kaptık. Sanıyorum annemden kaptım. Annem hastaydı. Misafirliğe geldi. Ondan dolayı. Aa, bakalım şimdi. Yine ben işte 4426'yı alacak mıyız? Multicore. Yapıştır. Şu arada kalmamız lazım. 5600X 4579 almış ya. Tamam, rahat. Akıyor, akıyor. Oldu mu canım benim? Özel isteğin var mıydı? Çünkü sen bugünün son müşterisi olacaksın. Bir de scan istiyor. Tamam. That water pool theme. Okay. Water pool teması. Önce bir water pool'dan önce bir scan yapalım. Özel istekler de bitmiyor arkadaş ya. Virüs scanner. Water pool temas. Okay. Bildiğin şey mi ekleyeceğiz ya? Sticker mı acaba? Ne gider? Worm mi gider? Bunlar genelde virüs ibareler oluyor ama bir şey de gitmedi. Gel bakayım şöyle. Bakalım. Ha, water pool da varmış. Tamam. Okay. Yapıştırdım. Gitti. Undo diyelim. İki tane üst üste mi? Pardon. Şöyle daha şekil oldu ya. Camman bildirmiyor ama. Anne yapacak bu cama. Hazırız. 5 yıldız da geldi. Okey. Evet, o zaman bu bölümü burada sonlandırıyorum dostlar. Oyunumu da kaydedeyim. Bunları da sonra bakarız. Böyle yeni güzel bir şeyler geldikçe ben yine videosunu çekiyor olacağım. Zaten önümüzdeki bölümlerde yavaştan export sistemler açılacak galiba. Kedi mi o? Allah'ım ya. Evren bana mesaj mı atıyor? İlk defa görüyorum lan kediyi orada. Marik özlendi. Dediğim gibi bir sonraki bölümde işte birazcık ilerledikçe export yapma. Yani en azından başarımından gördüm ben. Bilgisayar buradan toplayıp direkt yurt dışına şey yapabileceğiz, gönderebileceğiz, satabileceğiz. Öyle durumlar geldiğinde herhalde bence video şekli olur gibi geliyor. O yüzden beklemede kalın. Kendinize iyi bakın. Sonraki bölümde görüşene dek. Hoşçakalın. Bye bye.